Sayın seyircilerimiz, Denizli Tabip Odası, Tıptan Sesler Korosu'nun hazırladığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünü anma programına hepiniz hoş geldiniz. Yıl 1938. Günlerden Perşembe. Aylardan Kasım. En büyük yasım 10 Kasım. Güneşin aydınlatamadığı tek gün. Bayrağımın hüzünle dalgalandığı tek gün. Ahların yel, yaşların sel olduğu. Türk milletinin yüreğinin solduğu tek gün. Hayatı boyunca Türk milleti için durmadan çalışan, önce iç ve dış düşmanlarla, sonrası cehaletle savaşan, vatanını, bayrağını, ülkesini dünyada birinci sıraya çıkaran en büyük Türk. Torunların olarak bugün seni gururumuzun yanında ruhumuzun en derinden hissettiğimiz saygı, sevgi, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Hiç ölmeyen Türk, Mustafa Kemal Atatürk. Bugün değil, her gün anıyoruz seni. Hüsranla iniyor, gece gündüz ah ediyoruz.
Canım sen, neşem sen, bir lahza görsen diyoruz. Kalbimize dolan o ilk bakışın hiçbir zaman unutulmaz. Topraklarımıza göz diken düşmanlara, vatan sevdasıyla yaptığımız uyanış asla unutulmaz.
sen her an başımızdasın. 83 yıl değil, 1000 yıl geçse de unutulmaz. Kalbimizin atışından, gönlümüzün bakışından, gözlerimizin ışığından seni her an hissederiz. Hep adını heceleriz, yücelere çıkar arşa değeriz. Severiz, sayarız, baş tacı ederiz. Seni her an hissederiz. Thank you.
Atamızın hayatında Rumeli türkülerinin ayrı bir yeri vardı. Her dinleyişinde uzaklara dalardı. Sessizce dinlediği türkülerin tadına varırdı. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ötme bülbül, yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime, hasret kaldım sevdiğime. Thank you.
tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı. Yeni cezve kaynar, kaynamaz oldu. O benim yârimin dilleri söyler, söylemez oldu. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı. Thank you.
uzmanıydı. Dünya kültürleriyle de yakından ilgilenirdi. Fakat söz konusu Türk kültürü olunca her zaman önde götürülmesi gerektiğini vurgulardı. Halk oyunlarıyla da yakından ilgilenir, bulunduğu yerlerde sergilenen oyunları dikkatle izler ve desteklerdi. Hatta gittiği yerlerde halk oyunu oynayan sanatçılara bazen eşlik ettiği de bilinmektedir. Hayatında yaşadığı birçok kırılma noktasında aldığı kararlarla yalnız oynamayı çok iyi bilen ata, yalnız oynanan zeybek oyununu çok sever ve her fırsatta layıkıyla oynardı. Efendim, sırada her alanda olduğu gibi kültür alanında da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne yön veren atamızın halk müziği repertuarına kazandırdığı bir Rumeli türküsü var. Koromuz sizlerle. Açıldı bir yara olan, işte o patladı.
Atamızın dinlemekten çok hoşlandığı bir Ege türküsüyle devam ediyoruz. Bir ataş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Thank you.
özlediğimde sevgilim gökyüzüne bakıyor. Göğün mavisinde gözlerini görüyorum çünkü. Seni her özlediğimde bir tanem denizlere bakıyorum. Ufuğa bakınca mucizeni görüyorum çünkü. Seni her özlediğimde bir tanem kuşlara bakıyorum. O kanatlardaki özgürlüğünü görüyorum çünkü. Ve aşkım, seni her özlediğimde adında isyan ediyorum. Ben seni özlemek istemiyorum. Ben seni yaşamak istiyorum. Seni her özlediğimde sana bakmak istiyorum. Ve seni sende görmek sadece. Gözlerinden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç ne olur. Gözlerini gözlerinden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç ne olur. Karlar yaksın yüzünü rüzgarlar, damla damla aksın yaşlar. Gözlerini gözlerinden ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç ne olur. Uzaklarda
borçluyum dünümü, sana borçluyum günümü. Varlığın aydınlatıyor sağımı, solumu, arkamı, önümü. Hiçbir zaman sönmeyecek ışığınla, damarlarımdaki asil kanla yürüyorum, yürüyeceğim gösterdiğin hedefe, açtığın yolda. Thank you.
sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyen, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen, beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü anlam programımızın sonuna geldik. Başta VRT TV olmak üzere yapımda ve yayında emeği geçen herkese bir teşekkürü borç biliriz. 57 yıllık hayatında kendi hayatından geçerek Türk milleti için gereken her şeyi yapmış yüce atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz. Hoşça kalın.